Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Değerli izleyiciler, bugün fevkalade yoğun bir gündem var. Hem biriken bir kümülatif olarak gerçekten hem yüreklerimizi hem zihinlerimizi dağlayan sorunlar var. Hem de bugün güncel olarak çok önemli gelişmeler var. Bakalım sevgili Merdan Yanardağ bize nasıl bir ufuk turu yaptıracak. Buyursunlar efendim. Rica ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Merhaba hocam, merhaba değerli seyirciler. Haftanın ilk günü, bayram sonrasının ya da uzun tatil süresinin ilk programı elbette gündemde ister istemez yoğun. Biz de o yoğunluk içinde seçtiğimiz konular var ama önce bizden bir haberle başlayalım kısaca ve hızlı bir şekilde. Tele1 YouTube kanalı canlı yayında 1 milyon aboneyi aştı. Bunu çok önemsiyorum. Yani 1 milyon YouTube internet ortamında, dijital ortamda yayınları YouTube'dan izleyen yurttaşlarımız arasında tam 1 milyon kişi Tele1 YouTube hesabını izliyor. Şimdi YouTube izlemeleri ücretli değil, ücretsiz. Bir önemi var bunun. Eğer siz Tele1 YouTube kanalını izliyorsanız, Tele1 YouTube hesabından bizim yayınlarımızı izliyorsanız Tele1'e de katkıda bulunuyorsunuz demektir. En önemli katkı da kuşkusuz prestij. Yüksek izlenirlilik oranı, yani yüksek izlenme oranı, takip edilebilirlik, haberleri ve yorumları Tele1'den izliyor olmak gerçekten önemli. Çok az kalmıştı, 20 abone vardı. Murat Taylan ana haber bülteninde anons etti. Hadi 1 milyon aşalım diye. Yayın sırasında 1 milyonu aştı Tele1 YouTube aboneleri. Değerli seyirciler, bunu çok kısa süre içinde 1,5 milyona, 2 milyona çıkaracağımızdan hiç kuşkumuz yok. Dostlarınıza, yakınlarınıza, ailenize, arkadaşlarınıza iletirseniz eğer, Tele1 yayınlarını YouTube üzerinden de izlerlerse hem Tele1'e katkıda bulunmuş olacaklar hem de doğru eğilmemiş, bükülmemiş, karartılmamış, aydınlanmacı bir yayın izleyecekler ve haber ve bilgiye ulaşacaklar. Ben seyircilerimize, Tele1 izleyicilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece YouTube aboneliğimiz 1 milyonu geçti. Örneğin Twitter izleyici sayımız çok daha yüksek, yaklaşık 2 milyon. Ve diğer alanlarda da izleyicilerimiz çığ gibi büyüyor. Tele1'in büyüdüğü ve güçlendiği bir döneme giriyoruz. Yani kıt kaynaklarla çok büyük iş yapılabileceğini, inançla, kararlılıkla, bilgiyle, birikimle, yurtseverlikle, cumhuriyetçilikle, demokratik hak ve özgürlüklerden yana olmakla, tarafsız ve objektif haberciliğin yanı sıra özgür yorumculukla başarılı olunabileceğinin, daha da önemlisi herhangi bir güç odağına, bir siyasal partiye veyahut bir sermaye grubuna yaslanmadan izleyicilerinin desteğiyle, halkın desteğiyle başarılı olunabileceğini, sadece gazetecilerin kurduğu ve yönettiği ve esas olarak da çalıştığı bir televizyon kanalının, bir medya kanalının, bir medya kuruluşunun başarılı olabileceğini göstermesi bakımından bu sayılar önem taşıyor. Ben Tele1'i YouTube'dan izleyen ve bizi 1 milyon abonenin üzerine çıkaran bütün yurttaşlarımıza, dostlarımıza, sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu belirtmiş olayım hocam. Evet. Ben bir küçük ayrıntının da altını çizmek istiyorum. Buyurun. Bu Murat Taylan denen beyefendi hazretleri son derece esprili, son derece soğukkanlı. Bir anlamda haberleri aklın, mantığın ve bilimin, hatta hukukun da gerekli hallerde süzgecinden geçirerek sunan bir arkadaşımız. Tam 1 milyona yaklaşırken ana haber programında bunu anons edip 1 milyon aboneyi aşmamızın onurunu ana haber bültenine bağlamasını, ayrıca ben Tele1 açısından, Tele1'in bir haber kanalı olması açısından ve 18 dakikanın önünden bize kapıyı açan bir program olmasından dolayı kendisini kutluyorum. Ama gözümden kaçtığını zannetmesin. Biz 18 dakikada onu 1 milyondan yukarı taşıyacaktık. Bizim önümüzü de kesmiş olduğunu farkındayım. Helal hoş olsun. Çok sevindim. Kendisini de bu konuda kutluyorum. Evet hocam, önümüzü kesmiş oldu ama burada kabahat Murat'ın değil.
planlanmış bir işti bu. Ana haber bülteninde bunu yapmayı doğru bulduk. Bu çağrıyı yapmayı doğru bulduk. Çok doğru. Çok doğru bir karar vermişsiniz. Yani, tebrik ederim. Yani dolayısıyla hocam, yani Murat'a yükleneceğiniz nokta burası değil. Yani başka gerekçeler, başka gerekçeler bulabilirsiniz. Biliyorum. Zaten Murat ama bugün odaya girerken de, bültenden sonra ya hoca da yok, takılacağımız kimse de kalmadı şimdi diye. Şimdi benle de genellikle şaka yapmadığı için yani o yüzden ben sizin aranıza girmeyeyim hocam. Siz kendi aranızda halledin. Evet. Beni karıştırmayın. Murat'ı seviyoruz. Peki. Murat'ı seviyoruz. Elbette. Elbette. Evet efendim. Şimdi gelelim Sadede. Şimdi gelelim, evet. Değerli seyirciler, bugün CHP MYK, yani Merkez Yönetim ya da Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Buna Merkez Yönetim Kurulu deniyor. Doğrusu Merkez Yönetim Kurulu işlevini burada parti